Güzel kızım, arkadaşının bir konuştuğu var mı? Şunu mu söyleyeceğim? Evet. Hayır, bekardır kendisi. Kız yoksa Hikmet'in oğluna mı düşünüyorsun? Hikmet Hanım, sana bir gelin buldum, müjde. Fatoş, bak bir şey söyleyeceğim. Bu teyzelerim var ya, sesleriyle birlikte hacimleri de çığ gibi büyüyor. Sanki gitgide genişliyorlar. Ay evet ya. Bizim acilen destek kuvvete ihtiyacımız var. Nereye gittim? Bana tam lazım olacağı zamanda Tarık'la Aikido'ya gitmişler. Ay yazık. Tamam neyse. Arada kalan da Asuman oldu canım. Ne olacak? Hadi abla, hadi. Allah. Benim size bir şeyler lazım. Allah Allah. Abla! Ablacığım! Fatoş! Beni buradan al Fatoş! Ben çalışıyorum kardeşim. Abla! Abla evlenme ya! Aa, abla! Ablacığım! Bu ses ne böyle ya? Ha Fatoş, bu ne? Manın bizim Gün teyzeleri var ya, elit olan hani. Onların içinden bir canavar çıktı. Gel de kendi gözüne gör, gel. Nasıl yani? Gel gel. Teyzeciğim bakın gerçekten olmaz. Bunu burada açamazsanız diğer müşterilere ayıp olur. Niye ayol? Açılmaz mı bu? Aa açacağım valla. Neden açamayacakmışız? Parasıyla değil mi? 40 yılın başı kocalarımızı bırakmışız. Şurada oynuyoruz evladım, eğleniyoruz. Eğlencemize limon sıkmayı evladım. Hiç istemiyorum gerçekten. Ben çok iyi anlıyorum sizi ama olmaz diğer müşteriler. Aman öfettim. Ay gazeteciyle geldiğinde nasıl olacak böyle? Hiçbir fikrim yok vallahi Manami. Eyvah yandık. Eyvahlar olsun, Nazlı'yı da aldılar. Ama ben ablamı onlara yedirmem. Vallahi yedirmem. Açıl kız. Yettim Nazlı. Söyleyeyim zaman. Personel. Personelimizin mutluluğu bizim için çok önemli. O yüzden böyle müzik falan olsun istiyoruz. Evet. Anlıyorum. Ben hemen size menümüzden bahsedeyim. Menümüzü Ferit Bey'le birlikte oluşturduk. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Ama tabii Manami'nin bu konudaki desteğini azımsayamam. Benim verdiğim desteğim Nazlı şefimizin hazırladığı yemeklerin tadına bakmak oluyor. Anlıyorum. Peki... İdol edindiğiniz bir şef ya da mutfak var mı? Elbette var. Ben işini severek yapan herkesten ilham alırım. Öncelikle annem. Ayrıca Manami ile gönlümüzden geçen Uzak Doğu mutfağıyla Türk mutfağını sentezlemek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor zaten. Evet çalışıyoruz ama dediğim gibi ben sadece tadına bakıyorum. Anlıyorum, ilginç. Bence buradaki fotoğraflar yeterli. İsterseniz başka taraflara geçelim. Bir dakika ama önce biz size mutfağı göstersek. Evet, kesinlikle mutfağı görmeniz lazım. Nazlı Hanım, Ferit Bey de gelecek değil mi? Sizinle burada çok güzel bir sohbet ediyoruz ama konseptimiz gereği iş adamı yatırımcının da burada olması gerekiyor. Yoksa bir röportajı kullanamam. Evet, tabii ki gelecek Ferit Bey. Ama o gelene kadar biz boş durmayalım değil mi? Buyurun lütfen, mutfağı alayım sizi. Buyurun. Buyurun. Şöyle buyurun. Ya Ferit nerede kaldı ya? Bilmiyorum Manami, çoktan burada olması lazımdı. Ama mutfağı çok iyi akıl ettin. Teyzeleri görmeden aşağı indirelim şunları hadi. Hadi. Evet, burası da mutfağımız. Buyurun buyurun. Şöyle buyurun. Evet. Lütfen. Çok güzel. Hadi yukarı çıkalım. Bir dakika ama mutfaktan da birkaç kare çeksek olmaz mı? Evet, şahane fikir. Mutlaka çekmemiz gerekiyor. Çünkü bizim mutfağın ışığı çok iyidir. Hem röportajda böyle şık durur. Mutfakta fotoğraf. Mesela şurası harika. Buranın ışığı falan da çok güzel çıkıyor fotoğraflarda. Nazlı. Aa, bir dakika. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum size. Bak, kadınlar bir türlü gitmiyorlar. Ferit de gelmedi. Fatoş, gözünü seveyim, hallet. Tamam ben. Abla. Ya bunlar çıldırdı. Ben bunları zapt edemiyorum artık ya. Fatoş, koş. Her şey yolunda mı? Evet, tabii ki. Her şey gayet yolunda. Malum burası şu an çalışan bir restoran. Yukarıda müşterilerimiz var. Canımız müşterilerimiz. Ama Fatoş hepsiyle ilgileniyor değil mi Fatoş? Evet şefim, her şey kontrolüm altında. Size kolay gelsin. Ya aslında insanları böyle yemek yerken falan mı çeksek? Hani daha canlı bir restoran havası olur o zaman. Hadi yukarıya çıkalım. Olmaz. Göremeyiz çünkü... Benim size anlatmak istediğim çok önemli bir yemek felsefesi var. Japonların çok ünlü bir yemek felsefesi var. Onu mutlaka yazmanız gerekiyor röportajda. 5'ler kuralı. 5 tane çok önemli kural demek oluyor 5'ler kuralı. Buyurun anlatayım. Lütfen. Buyurun. Lütfen. Şöyle alalım sizi. Ablacığım ben de... ben hemen size bu çok ünlü Japon felsefesinden biraz bahsedeyim. 5'ler kuralı, yani yemek 5 duyumuza da hitap etmeli. Tabakta 5 tane renk olmalı. Hep 5 üzerinden gidiyor böyle. O renkler turuncu, yeşil, kırmızı, sarı, beyaz, siyah. İşte güzel renkler. Mesela... İlki koklama. Evet. Koklama. Tat alma. Görme. Havuç. Göz sağlığı. En önemlisi işitme. Kesinlikle çok haklısınız. Mükemmel görünüyor. Bir de şuradan çekeyim. Hatta ben tabağı şöyle bırakayım. Siz güzel birkaç karesini çekin. Ben de yukarı gidip bir geleyim, hemen geleyim. Bence artık yukarıcıyız. Biraz tabaktan fotoğraf çekseniz. Buyurun böyle. Bu arada mekanın ışığı çok güzel. İnanılmaz fotoğraflar yakaladım bugün. Nazlı Hanım, itiraf etmeliyim ki çok uzun zamandır bu kadar keyifli ve lezzetli bir sohbet gerçekleştirmemiştim. Çok teşekkürler. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için. Evet, restoranımıza şans verdiğiniz için. İş adamlarıyla iş ve yemek üzerine röportajlar gerçekleştiriyoruz. Fakat yemek olayının bu kadar renkli ve keyifli olabileceğini daha yeni keşfettik. Ne mutlu bize o zaman, siz de kazanmış olduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Ferit Bey gelmeyecek herhalde. Önemli bir iş çıktı sanırım. Evet, çok önemli bir iş. Yoksa Ferit hiç böyle yapmaz. Açıkçası Ferit Bey'in olmadığı bir röportajı yayınlayabileceğimi düşünmüyordum ama... o kadar keyifli ve lezzetli bir röportaj oldu ki... bu röportajı çöpe atmak gerçekten yazık olurdu. Önümüzdeki ay başında dergimize röportajınızı okuyabilirsiniz. Zevkle okuyacağız, emin olabilirsiniz. Siz de ne zaman isterseniz Sakura'ya bekleriz. Çok teşekkürler, seve seve geliriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Teyzeler. Sakin. Afiyet olsun. Özür dilerim, geç kaldım. İçin rahatlayacaksa o merdaneyi kafamda kırabilirsin. Konuyu ciddiyetle düşünüyor gibisin. Neden olmasın? Nazlı, gerçekten çok üzgünüm. Şirkette işler uzadı. Pelin yeni açtığımız bir işe teklif sunmak için geldi. Sana çok önemli burada olman gerekiyor dedim. Ve gecikme için sunduğum bahane bu mu gerçekten? Sonra Zeynep'in mezarına gitmek istedi. Ben götürdüm. Trafiğin bu kadar olacağını hesap edemedim. Seni zor durumda bırakmak da istemedim. Ben işleri sensiz de gayet güzel idare edebilirim Ferit. Ettim de. Sorun şu ki burası ikimizin yeri. Ve sen burada olmalıydın. Haklısın. Ama bensiz idare edebileceğinden şüphem yoktu zaten. Nazlı. Ben seni üzmek istemezdim. Lütfen inan. Abartmayalım istersen Ferit. Üzüldüğüm falan yok. Bir söz verdin, tutmadın. Ben de zor durumda kaldım. Ama hallettim. Sorun yok. Nazlı. Bak Ferit, gerçekten çok işim var. Bence boş verelim, tamam, sorun yok. Evet, yoğunuz. İkimiz de yoğunuz. Hatta beni bekleyen toplantılar var. Ona rağmen gelmiştim buraya. Sen o zaman vakit kaybetmeden toplantılarına git. Gidiyorum. Bu arada aklımda olsun. Bulut 2 günlüğüne annemde olacak. Çiftlikte. Tamam. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Dans inşaatının sunumuna yetişemeyebilirim demiştim ya. Yetişeceğim. Sen şirkette kalabilirsin. Sonra ben şirkete geçerim akşamki toplantı için. Tamam. Hesap kitap mı yapıyorsun? Benim verdiğim derslerden gelecek parayı da ekle. Bir de teyzelerin günü vardı ya. Orası da bizim için iyi olacak. Bu ayın başında dergi çıksın. Oradan çok olumlu geri dönüşler alacağız. Bayağı işimize yarayacak. Hadi inşallah. Hah, Mustafa'cığım, bak şimdi bunları zarfa koyup üzerindeki adrese kargolar mısın? Tamam, halledeyim. Asuman, ne yapıyorsun sen? Ya yeni bir oyun buldum da. Ve oyunu aşırı tutuluyorsun yani. Beni o kadar sardık ki bırakamıyorum şu an. Durmadan oynuyorum. Oyna ablacığım, oyna tabii. Biz senin çatır çatır yediğin okul taksitlerini denkleştirmek için çalışalım. Sen oyun oyna Asuman. Ya sen merak etme o taksit meselesini. Halloldu o iş. Ne demek halloldu ya? Af falan mı çıktı? Yok ya, Deniz kapattı o mevzuyu. Yani ben aslında gerek yok dedim ama itiraz etme deyince de sustum, çok bir şey söylemedim. Fatoş, ne diyor bu? Geliyorlar bana. Geliyorsun kızım sen ya, geliyorsun. Osman, ya Nazlıcığım tamam. Gelmesinler canım sana, sakin ol. Kızım, ben Ferit'e borçlanmamak için ek ders veriyorum ya. Sen ne hakla beni Deniz'e borçlandırırsın? Abla, Deniz'e borçlanan sen değilsin, benim. Ya, ayrıca adam kıt kanat geçinmiyor yani. Bir arkadaşın öbür arkadaşa yardımı bu. Yani yardım etti, konu kapandı. Sen niye bunu bu kadar büyütüyorsun ki? Okulla konuşurduk Asuman, okulla. Bir yolunu bulurduk, taksitlendirirdik borcu. Sen nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl Deniz'i karıştırırsın işin içine? Her anını duydun mu? Dersler dışından kalan her saniyeni bu restoranda geçireceksin. Bir saniye bile durmayacaksın Asuman. Ne yapacaksın, ne edeceksin? O borcu geri ödeyeceksin. Sonra ben bağırıyor oluyorum değil mi? Ben Asuman'a sürekli bağırıyor oluyorum. Ben istemez miyim ya? Ben istemez miyim kardeşimle oturalım, 2 pilav edelim? Hayattan konuşalım, ben de biraz dertlerimi anlatayım. Ben istemez miyim? Ama bizden olmaz değil mi Asuman? Bizden hiçbir şey olmaz. Sen sürekli sorun çıkartırsın, başımızı belaya sokarsın. Ben de otururum, senin sorunlarını çözerim, arkanı toplarım. Yazıklar olsun sana ya. Çık git, git! Evde görüşürüz Fatoş. Yeter Fatoş ya, vallahi yeter ya. Biz neden 2 normal kardeş olamıyoruz? Her gün bir sorun, her gün bir olay. Bıktım artık Fatoş, vallahi bıktım. Nazlı, ben sadece yardım etmek istedim. Deniz, Asuman'ın arkasını toplayarak Asuman'a yardım etmiş olmuyorsun. Ona iyilik yapmış olmuyorsun. Biliyorum. Ama arkadaşımın sorunlarını halledebilecek imkanlarım varken elim kolum bağlı oturmak istemedim. Bırak yaptığı hatanın bedelini kendi ödesin. Ödesin ki bir şeyler öğrenebilsin. Artık büyümesi lazım. Nazlıcığım, ben nasıl iki yetişkin insanın sahte bir evlilik yapmasına karışmıyorsam, hatta buna saygı bile gösteriyorsam, sen de iki yetişkin insan olan Asuman'la benim arkadaşlık ilişkime karışamazsın. Deniz, elmalarla armutları birbirine karıştırmayalım. Olur Nazlı, karıştırmayız. Görüşürüz. Görüşürüz. Nazlı Hanım, ellerinize sağlık. Tek kelimeyle mükemmel. Amerikalı ortağımız geldiğinde haftaya yine buradayız. Her zaman bekleriz. Afiyet olsun. Sağ olun. Pelin, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Masaya 2 tane kahve yollayabilir miyiz ikram olarak? Buralarda yemek yemek için en uygun adres burası diye düşündüm. Gerçi yoğunmuşsun bugün. Dergi çekimi mi ne, öyle bir şey varmış. Ferit söylemişti öyle. Ah, biz Ferit'le şirket... Biliyorum Pelin'ciğim, biliyorum. Ferit söyledi. Şirkette bir iş için teklif vermişsin galiba. Sonra da Zeynep'in mezarını ziyarete gitmişsiniz. Zeynep'in anısına geç de olsa sahip çıkman ne güzel. Zeynep'le Ferit'le ortak çok anımız var. Yani böyle durumlarda ister istemez açılıyor eski defterler. Eski güzel anlar, eski güzel günler. Pelin, boş ver geçmişi. Bak, sürekli geçmiş konuşuyorsun. Yani geleceğe bakmak lazım biraz. Gelecek sürprizlerle dolu. Sen şöyle oturabilirsin. Çocuklara söyleyip sana menü versinler. Menüleri 10 numara. Sipariş verebildin mi? Ya hala karar veremedim. Yardımcı olur musun? Fikrini almak isterim. Olur. Ne var aklında? Şimdi Sakura soslu tavuk, buraya özel sanırım. Onu ve tatlı olarak da Tokyo'sunu denemek istiyorum. Riskli tercihler yapmışsın Pelin'ciğim. Sakura soslu tavuğumuzun açık yeşil parlak bir sosu var. Kıvamı yüzünden tatlı bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama sosunu wasabi ile yapıyorum. O yüzden çok acıdır. Tatlımız yumuşacık gözükür. Lokum gibi böyle. Ama dışı çok sert. Görünüşü aldatıcı haliyle. O yüzden ısırırken falan kolay lokma sanma. Yazık olur. Dikkatli ol. Uyarıların için teşekkür ederim Nazlıcığım. Bunları göz önüne alacağım. Ama ben de çok inatçıyımdır. Seçimimi bir kere yaptım mı asla vazgeçmem. Bir başlangıç söyleyeyim o zaman. Şefin tavsiyesi ne olur? Söyleme olur Pelin'ciğim. Başlangıç falan hiç söylemesen. Tatlı da yiyeceksin daha. Formuna falan dikkat ediyorsundur şimdi. Yazık olur, bozma hiç. Ben sana böyle zeytinyağlı ekmek yollatayım önden. Çok istiyorsan banar banar yersin. Tamam. Ben bir de içecek menüsüne bakayım. Buyurun. Afiyet olsun. Nazlıcığım. Kuzum, ne yapıyorsun burada? Düşünüyorum Fatoş. Tamam da havalar çok soğudu yani. Girsen içeride düşünsen sıcak sıcak. Ha? Fatoş, sence ben nasıl bir insanım? Nasıl, bu nasıl bir soru? Sen benim tanıdığım en şahane insanlardan birisin. Neden? Çünkü sen iyi bir evlatsın, iyi bir ablasın, muhteşem bir arkadaşsın. Hatta çok iyi de bir anne oldun kız. Vallahi bak. İşte Fatoş, o arada şahane bir Nazlı olmayı unuttum galiba. Tamam, hep hayallerin peşinden koştum. Ama bir türlü öğrenemedim önce ben demeyi. Kendimi ön plana atamadım. Nazlı, senin canın epey sıkılmış gibi. Sıkıldı Fatoş. Ferit sıktı, Asuman sıktı, Pelin cadısı sıktı. Herkes sıktı. Benim gitmem lazım Fatoş. Bir öğrenelim bakalım bu Nazlı'nın derdi neymiş. Burada öğrenemeyeceğim. Git. Git, tamam kuzum, git. Git Güzelce kafanı dinle. Buralarda bize, sen hiç merak etme. Bana mı de sen söylersin. Tamam. Canım arkadaşım.